Orkide Evi kanalıma hoş geldiniz. İzleyenler hatırlayacaktır. Görmüş olduğunuz özel tür olan bu orkidemin bana ulaştığı ilk zamanı ve son zamandaki çiçeklenip gelişimini sizlerle paylaştım. Sol bölümde görmüş olduğunuz orkidemin bana ulaştığı ilk hali. Bununla ilgili videom kanalında mevcut, izlemeyenler izleyebilirler. Doğru bakım yaptıktan sonra orkidenin çiçeklenmesini sağladım. Ancak çiçek olmayan diğer dalında ani sararma olması üzerine bu gelişimin neden olduğunu ve ne yapılması gerektiğini sizlere anlatıp bilgilendirmek istedim. Şimdi orkideyi biraz inceleyelim. Dal sararmaları bazen orkidenin sağlığında problem olması üzerine gelişebilir. Bunun üzerinde duralım. Ona göre müdahalemizi yapalım. Yani bir nevi teşhis üzerine hareket etmeliyiz. Evet, bu yaprağını incelediğimde sağlıksız bir yaprak olduğunu fark edebiliyorum. Yaprağın yumuşak ve kendini salmış olması iyi bir durum değil. Ancak orkidenin tamamında herhangi bir sıkıntı olsaydı, diğer baktığım yapraklarda aynı durum olurdu. Muhtemeldir ki alt kısımda olan yapraklar yumuşamış olması zamanı geldiğinde sararıp kendini yenileyecektir. Orkidenin herhangi bir hastalığının olduğunu düşünmüyorum. Daha evveliyatında olan problemleri şu an kendini yenileyerek bizlere göstermekte. İşte sararan bu dal tamamen kendini yenilemesi üzerine oluşmuş olmalı. Sararan bu dalı orkideden bağını koparmalıyız. Çünkü ayırmadığımız sürece orkideden beslenmeye devam edecektir. Şimdi olabildiğince en dip kısımdan kesme işlemini sürdürüyorum. İşte böyle. Bu şekilde orkide gereksiz yükünden kurtulmuş oldu. Şimdi orkidenin dip kısımlarını kontrol etmek istiyorum. Acaba orada herhangi bir gelişim var mı? Evet, buradan bir kök çıkartmak da, bu hava kökü de olabilir, keyki de olabilir veya dal da olabilir. İlerleyen zamanlarda kendini belli edecektir. Evet, videonun sonuna geldik. Faydalı bulup beğenmenizi umuyorum. Sizler de yeni gelişmelerden haberdar olabilmek için kanalıma abone olabilirsiniz.